Gittiler, aradılar. Uzun namlu silahları bulamadılar. Eroini, esmeri de bulamadılar. Ancak fikir düşmanı olduklarını anladım. Öyleyse ne yapmamız lazım? Ben 68 yılında Karacaahmet'in kurucusuyum. Ben 68 yılından beri Alevi örgütlerindenim. Bütün örgütlerin manevi üyesiyim. Birini birinden ayırırsam namerdim. Öyleyse ne yapmamız lazım? Koltuk sevdasına düşenleri, para sevdasına düşenleri biraz iyi düşünmemiz lazım. Biraz evvel burada bir kardeşim dedi ki, bir dedi üst kuruluş, zannediyorum ki Zeynel Özer'di, beydi, söyledi. Bir üst kuruluşun kurulması lazım. Her Alevi kurumunun olduğu yere o kurum gelip, cami yapılıysa o köye camiyi yaptırmaması lazım. Çerkez köyünde bir cemevi var. Esber kadar cenazemiz vardı, gittim. Gittim ki orada namaz kılınıyor. Molla elbisesi giymiş. Oranın dedesi Gerçekehı. Beyefendi, ben öyle güzel dinledim ki burada konuşanları. Elini kolunu sallayan kardeşim. Vallahi ben hepsini dinledim ha. Dinlemesini bilirim bir kere. Teşekkür ederim. Orayı bir İran mollalığına göndermiş. O üst kurum oraya gidecek. Oğlum, buranın adının cemevi demeyeceksin. Molla camisi diyeceksin deyip onu değiştirecek bir. 2 yıl okuyup ben dedeyim diyenler dikkat edecekler, kendilerini geliştirecekler. 12 ocak varken 300-400 ocak oldu, buna da dikkat edecekler. 3, bir üst kurum olacak. Biz arkadaş, biliyor musun, bizim köyde dedemin kuzusu kaybolmuş. Kaybolmuş, oğlum kuzuyu bulun demiş. Kuzuyu bulmamışlar, bir hafta sonra koç kaybolmuş. Oğlum kuzuyu bulun demiş de, baba demişler koç kayboldu. Oğlum kuzuyu bulun demiş. Bir hafta sonra öküz kaybolmuş. Bir hafta sonra inek kaybolmuş. Oğlum kuzuyu bulun demiş. Kuzuyu bulsaydınız bunlar kaybolmayacaktı demiş. Biz ne ettik kardeşim bir kere? Teçeyi kaldırdılar, karşı çıktık mı? Hayır. Çıkmadık. Peki, o Yüce Atatürk'ün, benim nazarımda Yüce Atatürk. Heykelleri kırıldı, karşı çıktık mı? Hayır. Reklamlar yapıldı büyük büyük 2023 diye. Ben dava arkadaşıyım diyenlere. Hangi davanın arkadaşısın diyebildik mi? Yok. Pekala. Bu 23 reklamı nedir diye sorabildik mi? Yok. Bunu söylediğim vakit dediler ki Atatürk'ün bir güzel sözü var. Bir dağın başında bir yörük çadırı varsa Türkiye'yi kimse alamaz demiş. Bir kişi varsa eğer Cumhuriyeti seven, bir kişi varsa Atatürk'ü seven kimse alamaz dedi. Ben size diyorum ki 2023'e ey dikkat edin diyorum. Ben 85 yıldır bu vatandayım. Benim babam 125 ay Karakazım Paşa ile harp edip gelen, ben de onun belinde olan bir vatandaşınızım. Ben ne Aleviyim, ne Sünniyim, ne Ermeni, ne Yahudi, ne putperest, ne Mecusi, ama hepsinde varım. Hepsinde varım. Ne dedeyim, ne hocayım, ne kakamım, ne papazım, ne akuntum, ne keşişim. Ama hepsinde varım. Alevilik budur. Objektiftir, güneş gibidir. Necesede doğar, necesede kurudur, tezek yapar. Gülü doğar, gülün domurunu açtırır, o güzel kokusunu yayar. Alevi, her Alevi'den doğan Alevi diyoruz. Alevi'yi yenilen, Alevi'liği yaşayandır bir. İkincisi, burada teşekkür ederim. Birisi dedi ki, Türkiye'nin 1/3 Alevi dedi. Hayır kardeşim, Türkiye'nin yarıdan fazlası Alevi'dir. Siz, Diyanet Başkanı'nın bir İmam Azam Abu Hanifi'nin mezhebinin Diyanet Başkanı olduğunu bilirseniz
İmam-ı Azam Abu Hanifeleri sayın. 15 milyon çıkarsa bana yalancı deyin. 15 milyon bile çıkmaz. 15 milyonuna 80 milyonu tarıyor. Otarılmayalım. Birliği burada sağlayın bir. İkincisi bir baş üst kurum kurun. Bu üst kurum da fedakar olsun. Anadolu'da cami yapılacak. Alevi köylerinden camiyi yaptırmasın. Çerkez köydeki cam evine dede niye? Orada oturan adamı sen dede değilsin. Bu minere de koymuştun oraya. Burayı cam ev olarak değil cami olarak kullan oğlum demek demesi lazımdır. Sahip çıkmayan sahipsiz kalır. Eyvallah. Eyvallah. Sahipsiz çıkmayan sahipsiz kalır. Alkış istemiyorum. Alkış istemiyorum. Hadi baba. Bitirelim. Tamam mı? Tabii tabii tabii. Efendim söz verdim az konuşacağım diye ama dert söylediği bilin mi? Vallahi. Üç gün üç gece söylesem dertlerimi bitiremem. Evet. Ben hepinizin ayak durabıyım. Vakti doluyu da vakti neylesin. Tüm varlığını ona hep hoş göstersin. Cümlenizin ayak turabı etsin ula Ali. Avukatsın biliyorum. Cümlenizin ayak turabı etsin. Bu dileğim kabul edesin Rabbim demişim. Ben rahatım kardeş. Eyvallah. Hepinize teşekkür ederim.